Video konuğumuz Türkmenli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Sayın Fatih Türkçen. Sayın Türkçen hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Gerçekten zor bir coğrafya. Her zaman gözyaşı, her zaman kanla yoğrulmuş bir coğrafya. Ve orada yaşayan Irak Türkleri, Türkmenleri, evet. Türkmen elinde yaşayan, Kerkük'ten Tuzurmatu'ya kadar yaşayan 3 milyona yakın Irak Türk'ü var. Peki ne olacak bu Irak Türkleri? Kültürel açıdan nasıl faaliyetler gösteriyorsunuz? Çünkü kültür tamam bir yere kadar ama siyasi gelişmeler, demografik yapıların değişmesi, işte Haçlı Şabi, DEAŞ orada Türkmen kardeşlerimizi bayağı yormakta. Tabii. Önce TRT Oğuz'a, Türkiye Devleti'ne, hükümetine çok teşekkürlerim. Türkmenler adına çok teşekkürlerimi sunarım. Türkmeneli Vakfı 18 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da biz bir grup olarak Türkmenler olarak kurduk. Evet. O tarihten itibaren biz insani, kültür, sağlık bu alanlarda faaliyet göstermeye başladık. Evet. İlk faaliyetlerimiz Erbil'de başladık. Tabii daha önce Milli Türkmen Partimiz Körfez Savaşı'ndan sonra ilk karargahımızı biz Çaklava'da, ondan sonra Erbil'e indik. O aslında işte kültürel, siyasi, mahalli televizyon, radyo, dergiler basmaya başladık. Oradaki Türkmenleri bir araya toplamaya çalıştık. Evet. Erbil Türkmenleri. Çok güzel bir faaliyetler gösterdik. Ondan sonra vakfın kuruluşundan sonra hemen faaliyetlerimizi Erbil'e yoğunlaştırdık. Sağ olsun Türk Kızılay ile birlikte insani yardım buradan çok oradaki muhtaç ailelere, Türkmen ailelerine, Türkmen aileler ve başka ailelere de yani onlara da yardım ettik. Yani genel olarak yardım ettik. İnsanlığımızı Türk olduğumuz için insanlığımızı gösterdik tüm milletlere. Hatta bile Hristiyanlara da yardım ediyorduk. Sağlık bakımından oradan ilk şeyimiz bir sağlık merkezi açtık. Oradaki durumları kötü olanlara yardım ettik. Tedavisi mümkün olmayanları Türkiye'de sağ olsun Türkiye Devleti'ne birlikte burada tedavi ettirdik. Ha. Artı matbaa kurduk. O matbaada tüm Türkmen kuruluşların basınları, dergiler falan orada basmaya başladık. Okul zaten 91'den sonra Körfez Savaşı'ndan ilk işimiz orada 13 tane okul Türkçe alıştık. Özellikle Türkçe bizim orada Türkiye Türkçesi yani yeni Türkçe ile başladık. Başka Türkü Cumhuriyetleri de yok. Sadece bizim bir de Balkanlar'da var. Evet. Orada eğitime başladık. O eğitimde de çok başarılı olduk. Türkiye yani Irak müfredatını devamlı biz Türkiye'de bizim vakıf olarak tercümesini yaptık. Kitap şeklinde bastık, gönderdik orada okumaya başladık. 2003'ten sonra şey düştükten sonra Saddam gittikten sonra biz yoğunlaştık Tel Afer'den Mendeliye kadar işlerimiz. Evet. Orada işte hemen ilk işlerimiz o yine eğitim olduğu için ağırlığımız ilk şeyimiz okullara verdik eğitime. Çünkü eğitim çok önemli. Geleceği yetiştirmeye gençlerimizi yetiştiriyoruz. İlk okullarımızı Tel Afer'den, Kerkük'ten, Kerkük'te daha fazla yoğunuydu. Mendeliye kadar o tarihlerde eğitimle, sağlıkla, Kerkük'te de bir sağlık şifa dispanserimiz, şeyimiz var, sağlık merkezimiz var. Küfrü de açtık sağlıkla ilgili. Oradaki tüm Türkmenlere bu tedavi, sağlık, yardıma başladık. Evet. Peki şimdi Irak'taki Türkmen varlığını değişik kaynaklar 600 bin gösteren de var, 2 milyon diyen de var, 3 milyon diyen de var. Bu Türkmen varlığı ne kadardır? Demografik yapı açısından soruyorum. Demografik olduğu zaman rahat biz 2,5-3 milyonuz. Evet. Şimdi Bağdat'ta nereden baksan 300 binin üstünde Türkmen var yani. Peki temsil açısından 3 milyon var mı? Yok. Mesela 3 milyon karşılığını veriyor mu Irak hükümeti? Şu anda bizim milletvekili sayımız 9. Yani hiçbir şey yani karşılığı yok. Yani. Çünkü neden? Konu farklı. Yani güney döndüğün zaman bizim Kerkük'ün dışında Bağdat'ta yaşayanlar maalesef işte Şii-Sünni olayı çıktı. Bunu da yaratanlar belli. Evet. Bizi bölmeye çalıştılar. Allah'a şükür bu olmadı Tel Afer dışında.
Evet. Zaten Türkiye'de oraya mezhepçilikten ziyade Türkmenlik açısından yaklaşıyor. Tabii. O çok önemli zaten. O coğrafyadaki Türkmen kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor diğer taraftan. Mesela Telafer. Telafer'de 400 bin Türk var. Ama daha doğrusu orası hala bir ilçe. Doğru. Ve il yapılmıyor. Tusurmatı da öyle. Bir ilçe. Nüfusu yoğunluk Türkmen. Peki bu baskılar neden? Neden korkuluyor peki sizce? Baskılar, Türkmenler Türkiye'nin karakoludur. Evet. Yani Türkiye'nin güvencesidir. Yani bizim bölge açısından yani. Onun için tamam Osmanlı'yı biz Türkmenler yani Türkiye'nin bir uzantısıyız. Evet. Ondan dolayı Osmanlı gittikten sonra yani 1920'den şu ana kadar baskı var bizim üstümüzde. Şu anda değil yani daha önce 20'lerden de başladı. Baskılar, katliamlar, 1950 katliamı, Gavurbağ dedik katliamı, ondan sonra idamlar başladı. Biz mesela, bizim gençler olarak o tarihlerde hem bıraktık kaçtık yani. Bizim arkadaşlarımız da çok idam oldu. Sırf Türkçülük, yani biz başka bir şey istemiyorduk. Irak'ın birliğini, beraberliğini istiyoruz. Hı. Ama çok baskı Türkmenlerin üstünde daha siyasi, yani böyle bir bilinçli bir baskı var. Dış güçler tarafından da var. Evet. Mesela bir bakan yok hala. Var mı acaba mecliste temsil edilen? Bir bakanımız vardı. Evet. O bakanı da lağv ettiler. Yani. O İnsan Hakları Bakanlığı. Evet. Onu şu anda kaç seferdir hem aday istiyorlar, aday veriyoruz. Ay bu öyle oldu, bu böyle oldu. Mahaneyle erteliyorlar. Şimdi yine tekrar bir adaylık için yine isim istediler. Biz CHP olarak yani Türkmenler olarak iki tane isim verdik. Hı hı. İkisine birini seçin. Yine bir bakalım ne olacak. Yine bir problem çıkardılar. Yine ertelerler. Sadece bakanlık meselesi değil. Kerkük İl Meclis Başkanı Türkmeniydi. Evet. Milletvekili oldu. Hala yeri boş. Bir tane yani Türkmenlerin hakkı. Eğitim Genel Müdürlüğü Kerkük Türkmen. Türkmenlerindir. Hala yeri boş. Bir Arap vakaleten bakıyor. Yani şey olarak Kerkük olsun, Musul'da olsun, ne taraflarda olsun Türkmenlerin verilmiyor. Hakları verilmiyor. Hakları vermiyor. Şu anda Kerkük, yani Kerkük'te ağırlık Kürtlerin elinde. Aslında oradaki yapı da herkesin belli bir silahlı gücü var. Evet. Ama Türkmenlerin fazla silahları yok diyebiliyoruz. Yani ağır silahları yok. Buna rağmen ayakta kalıp direnmeye devam ediyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi doğru. Yani Türkmenlerin silahı yok. Bırakmıyorlar. Biz kaç sefer yani şey istedik yani bize silahlanalım. Kürtler gibi, Araplar gibi, Şiiler gibi, İran taraftarları gibi bize izin vermiyorlar. Yalnız bir şirketimiz var orada. Yani o da kendi kurumlarımızı korumak için basit silahlarla, Kalaşnikovlarla bilmem ne kaplarımızın önünde duruyor. Hiç yani öyle bir silahlı güç sayılmaz onlar. Evet. Buna rağmen ayakta kalmaya devam ediyorsunuz. Bizim ayakta durmamız kültürdür. Evet. En önemlisi o. Kültürdür, eğitimdir. Bizim ana ağırlığımız. Çünkü bizim babalarımız rahmetli hep söylerdi. Oğlum okulu bitir, eğitimi bitir. Öyle ayakta durarsınız. Yoksa bitersiniz. Silahın cephanesi biter ama eğitimin asla. Eğitim. Onun için Türkmenlerin genelde tahsillidir. Eli silah tutmuyor köylülerin dışında. Evet. Şimdi bizim silahlı insanlarımız da varsa hepsi köylüdür. Evet. Delafer'e gelince işi DAEŞ'in en büyük zarar Türkmenlere verdi. İster Şii olsun ister Sünni olsun. Musul'daki Türkmenler, Delafer'deki Türkmenler bir grubu güneye gitti Kerbala Necef'e, bir grubu Kerkük'e yerleşti Yahya kampında, bir grubu da Türkiye'ye geldi. Şu anda Türkiye'de bizim vakıf olarak bizde kayıtlı olan 65-70 bin Türkmen, Tellafeli Türkmenimiz var. Evet. Ankara'da 45 bin var. 45 bin kişi. Hepsi kayıtlı. Biz bunlara işte elimizden geleni yerleştiriyoruz. Kızılay'da bir binamız var, 5 katlı. Evet. Kriz masası yaptık. Irak Türkleri yardım merkezi yaptık onu. Gelen Tellafeli'den göç edenler, sığınanlar, yani misafir, ben misafir diyorum onlara. Hı-hı. Misafirlerimizin kayıtlarını alıyoruz. Elimizden geleni sağ olsun AFET, Kızılay, TİKA, kurumlar, devlet kurumları, bizim firmalar, şirketler,
Hepsi bize yardımcı oluyor. Biz o yardımları direkt bu fakir ailelere dağıtıyoruz. Evet. Kızılay'da, Türk Kızılay'da yardım ediyor. TİKA'da tabii, özellikle. TİKA'da. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı devam ediyor yardımlarına. Şimdi biz de onlara mesela gelen kişileri referans olarak, aile olarak hepsini fert fert yazıyoruz. Göç dairesine veriyoruz. Göç dairesi de bize yardımcı oluyor. Onlara ikamatlarını, şeylerini çıkartıyor. Yalnız bir şey var. Çalışamıyorlar. Çalışma müsaadeleri yok. İnşallah o da olur. O da olur. Temennimiz, yalnız dileğimiz o. Yalnız kültür merkezinde sadece biz şey değil ki, onlara kursu açıyoruz. Türkçe kursu, davranış, hanımlara kurs veriyoruz. Sağlık bakımından doktorlarımız, bizim telafere doktorlarımız var. Hiçbir ücret yok. Ücret yok bunlar. Hepsi biz vakıf olarak yapıyoruz. Vakıf olarak. Çok önemli topraklar aslında. Bu Fırat'la Dicle'nin arası, o Şaddülarap denilen bölgede aslında en değerli topraklar, en verimli topraklar. Bir diğer tarafı da Kerkük ve Musul. Burada da hem üstü değerli hem altı değerli. Yani petrol. Şimdi Celal Talabani'ye bağlı olan birlikler Kerkük'e girip oradaki petrol hatlarını bir nevi sabote mi etti diyelim? Yoksa yönünü İran'a mı çevirmek istedi diyelim? Peki buna ne diyorsunuz siz? Şimdi o son zamanda hemen bu bir, tabii bir misilleme gibi ben görüyorum bunu. Oraya girdiler. Bir de çalışmalar var. Kerkük petrolü şeyden direkt İran üzerinden şattılı araba aktarma. Evet. Yani Türkiye üzerinden değil, İran üzerinden yapıyor. O Talabani grubuyla PKK'lılar da bizim Kerkük'te var. Bunun ekonomik olarak mesela o bölgeye zararı vardır. Tabii zararı var. Yani. Maalesef Türkmenler hiçbir petrolden faydalanmıyorlar. Bir petrol dolar bir şey vardı. Valiye vermişti. Yani onunla bizim Türkmenleri çalıştırıyorduk. Genelde hepsi çalışıyor. Yani Kürt'ün Arabidir falan. O petrol dolardan bir faydalan. Başka bir fayda Türkmenlerin şu ana kadar hiçbir faydası olmadı. Yani hiçbir refah seviyesini arttırıcı bir şekilde Türkmenlere faydası olmayan yani bir petrol. Yani özellikle yok. Bilerek verilmiyor. He. Yani şimdi Kürtlere %17 bilmem neler veriyor. Ama Türkmenler için bir şey yok. Gerçekten orada artık şartlar gittikçe zorlaşıyor. Bunu görebiliyoruz. Artık baskılar daha fazla artıyor. Ve gittikçe Türkmenler daha fazla bir nevi hapishaneye getiriliyor. Gerçekten zor durum. 1926'da olan bir anlaşma var. Evet. Aslında fiiliyatta bu anlaşma bir nevi bitmiş gibi gözükebilir. Çünkü üçe bölünmüş bir Irak var. O Irak devletiydi, şu anda üçe bölünmüş bir ülke. Bir taraftan DEAŞ var, bir taraftan Haçlı Şabi var. Peki Türkmenler bundan sonra, daha doğrusu Irak Türkleri bundan sonra nasıl bir yol izleyecekler gelecekleri için? Siz nasıl görüyorsunuz? Bu Irak parçalanırsa Türkmenler için çok zor bir durum. Kötü bir şey olur. Çünkü neden? Bir grup, bir bölümümüz Kuzey Irak'ta oluyor. Bir grup Şii bölgesinde, Bağdat tarafında. Bir grup da Sünni açılırsa. Bu ne oluyor? Nüfuslu bizim Türkmenler parçalanıyor. Evet. Parçalandıktan o şeyi de, gücü de düşüyor. Eğer Irak toprağı tek birlik olsa, yani parçalanmazsa, Türkmenlerin de gücü birleşir. Bu da biz Türkmenler üçüncü unsuruz Irak'ta. Yani üçüncü, nüfus olarak. Nüfus olarak üçüncü unsuruz. Ama devamlı bu engel olduğumuz için bu parçalanmaya, nüfusun Türkmen olarak hep bizimle uğraşıyorlar. Yani baskılar, göçe zorluyorlar. Yani İran bir nevi çimentosu Türkmenler. Türkmenler diyebiliriz. Türkmenler. Çünkü öyle bir hat ki Tellahpe'den Mendeli'ye kadar öyle bölmüş. Hepsinde Türkmenler sıçıyor. Ama bu baskılarla, göçlerle, bu DAEŞ'in başlamasıyla Türkmenleri göçe zorladı. Bu toprak kaybettik. Asas nüfus önemli değil ki, toprağımız önemlidir bizim için. Ben burada her zaman söylüyorum, yani toprak çok önemlidir. İnsan ölür, insan yerine gelir. Ama toprak giderse toprak yerine gelmez. Evet. Bizim Türkmenler için çok zor bir durumdayız. Yani Türkiye devleti sağ olsun arkamızda her zaman. Bizleri her yerde, her mahfilde müdafaa ediyor. Savunuyor bizleri. Her konuda yardım ediyor. Sadece şey değil ki, yani insani olarak, sağlık olarak, eğitim olarak, tüm konularda her zaman yanımızda. Ne istediysek bize yardımcılar oldular. Çok teşekkür ederiz devlete. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten geçen hafta Karabağ'da ağladık. Hocalık'ta ağladık.
Şimdi görüyoruz bu coğrafyada Türk ve Türkmenlerin gözyaşı eninde sonunda bir gün dinecek. Bunu göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten zor bir zamandan geçiyor Türkmenler. İnşallah Türkiye'nin yardımlarıyla, Türkiye'nin gücüyle daha da iyi bir gelecek Türkmenleri, Türkmen elini bekliyor olacak diyebiliriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.